Haftanın ilk gündeyiz. Hem şöyle rakamlara bir göz atalım hem de bugün gelen bir iki önemli haber var. Onları sizlerle paylaşacağım. Dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Türkiye'deki gelişmeleri konuşacağız. Altını konuşacağız. Doları konuşacağız. Borsayı konuşacağız. Faizi konuşacağız. Özellikle onsu yine bugün değerlendireceğiz. Brent petrol bir miktar geri çekildi. 43 doları gördükten sonra düşüş devam edecek mi etmeyecek mi? Özellikle Suudilerin tekrar üretime başlayacağız açıklamaları nasıl bir etki etti ve edecek bundan sonra? Süreçte bütün bunları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şöyle rakamlara bir göz atalım. BIST şu saatlerde yani saat 17.30 gibi arkadaşlar 110 bin civarında geziniyor. 110 binin üzerinde tutmaya çalışıyorlar. Zaman zaman 111 bini zorluyor ama yeniden 110 binin başına doğru bir dönüş yapıyor. Büyük ihtimalle 110 bin tekrar aşağıya doğru kırılacak ve bu hafta içerisinde biz 100 binli seviyeleri konuşacağız. Yani 100 bin 110 bin aralığında gidip gelen bir borsa göreceğiz. Amerika'dan gelen haberler, Avrupa'dan gelen haberler, Türkiye'de açıklanan veriler de borsa üzerindeki baskıyı arttıracak bir. İkincisi çok daha önemlisi şirketlerin bilançoları yavaş yavaş gelecek. İlk çeyreğin, ikinci çeyreğin tüm verileri yavaş yavaş Türkiye'de açıklanmaya başlayacak. Nisan verileri, Mayıs verileri bunlar çok kritik veriler ve bunun sonrasında da borsada satış baskısı artacak. Aman ha dikkatli olun, çok tepe noktalarda şu anda borsa. Evet. Yani çok ciddi bir balon oluşmuş durumda. Bu balon patladığında da genel itibariyle küçük yatırımcılar zarar görür ve uzun zamanda beklemek zorunda kalabilirler. Ben şunu söylüyorum, uzun vadeli yaklaşın, uzun vadeli düşünün diyorum ama bir enstrümanın da çok tepe noktasındaysanız biraz oturup düşünmenizde fayda var. Dolar da tepe noktasında, yani 7.20 tarihi zirve, tarihi rekor, buna ne diyeceksin diyebilirsiniz. Öyle değil arkadaşlar, dolar tarihi zirvesinde falan değil. Zaten olması gereken yerin çok altında ve fiyatlandırmalara bakıyorsunuz. Hep 10 liranın üzerinde yapılan fiyatlanmalarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Doğal olarak doların daha gidebileceği çok yol var ama borsada aynı şeyi söylemek mümkün değil. Hele ki dünyadaki bu gelişmeler sonrasında. Hadi biraz dolar konuşalım. Dolar 6.79'un hafif üzerinde yine saat 17.30 civarında. Demek ki arkadaşlar 6.80 dediğimiz gibi zorlanacak ve bugün bile biz 6.80'in üzerindeki rakamları görebiliriz. Yani 6.80-85 aralığında gidip gelen bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Yine büyük ihtimalle arkadaşlar bu hafta içerisinde 6.95'i zorlayan bir dolar kuru göreceğiz. Hızlı bir yükseliş yaşadı dolar kuru. Sonra hızlı bir düşüş yaşadı ve tabii ki buralarda dengelendi. Şimdi dengeli bir şekilde yavaş yavaş kademe kademe yukarı çıkıyor. 6.95'e geldikten sonra 7'yi bir kez daha kırdığında artık altı seviyeleri görülmeyecek. Dolar artık yükselmez diyenler var. Vallahi bence onlar gitsinler bir bütçeye baksınlar. İkincisi dış ticaret açığına baksınlar. Dış ticaret açığına bağlı olarak cari açığa baksınlar. Türkiye'nin dış borcuna baksınlar. Yine Türkiye'nin CDS puanına baksınlar. Evet CDS puanı 500'ün altına düştü. 400'lü seviyelerde ama hala dünya sıralamasında en üstlerde bir yerdeyiz. Bakın bizim üzerimizde Arjantin, Venezuela var. Ondan sonra biz geliyoruz. 3. sıradayız. Demek ki bizim CDS puanımız yani risk primimiz hala çok yüksek. Bu geri çekilme de çok kalıcı değil. Öbür taraftan yine Türkiye ne yazık ki bir türlü swap anlaşması yapmıyor, yapamıyor daha doğrusu. Bunun iki temel nedeni var. Bunlardan birincisi geçen yıl Londra swap piyasasında yaptığımız büyük yanlışlar. En önemli sebebi çünkü intikam soğuk yenen bir mezedir. Adamlar da bu anı bekliyorlardı. Şimdi Türkiye'yi olabildiğince köşeye sıkıştırmaya devam ediyorlar ve devam edecekler. İkinci sebebi tabii ki Amerika ile bizim zıtlaşmamız oldu S-400 konusunda özellikle. Swap meselesinde Amerika icazet vermedikten sonra diğer ülkeler de yaklaşmıyorlar. En önemlisi doların ana vatanı Amerika ve ana vatanı Amerika olan bu para biriminin yetkilileri, yöneticileri sizinle S-400 meselesi çözülmediği sürece bir swap anlaşmasına yanaşmıyorlar. O zaman swap olayı unutuldu denilebilir. Siz diğer ülkelerle yok Katar'la yok Suudi Arabistan'la yok orayla burayla swap anlaşmasını yapsanız da riyal Türk lirası anlaşması yapıyorsunuz. Tevatürlere göre Muharrem İnce'nin söylemine göre doğrudur yanlıştır bilmiyoruz. İspatlama şansımız da yok şu anki koşulları itibarıyla ama eğer doğruysa çok dramatik bir meseleden bahsediyoruz. Bizim Katar'la yaptığımız anlaşmada dolar kuru 12,5 lira seviyesinden fiyatlanmış. Yani biz %100 zararla bu işi yapmışız. Niye? Göstermelik bir swap anlaşması yapalım diye. Üstelik swap anlaşmasını yenilemiyoruz da arkadaşlar bakın. Mevcut
mevcut olan swap anlaşmasını genişletiyoruz. Onu da bir yıl zararla genişletiyoruz. Niye? Piyasaya swap anlaşması yaptık diyebilmek için. Ve bu koşullarda ne yazık ki Türkiye'deki dolar miktarı her geçen gün düşmeye devam edecek. Bir yandan da bakın bu tepe noktalardan çıkan yabancılar dolar talebinde bulunmaya devam edecekler ve dolayısıyla dolardaki yükselişleri hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Bu hafta içerisinde 6.95'leri göreceğiz. Önümüzdeki haftada 7 liranın üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalırsak kimse şaşırmasın. Hani 6.50 olacak, 6 olacak, 5.5 olacak, 4 olacak falan hikaye bunlar. Sakın bu hikayelere kanıp da zararına dolarınızı bozmayın derim. Yine sizin bileceğiniz iş elbette yatırım tavsiyesi değil ama doları para kazanmak için değil, paranızı korumak için alıyorsunuz ya da altını paranızı korumak için alıyorsunuz. Bunu unutmayın. Bu arada çok güzel bir mesaj vardı bir dostumuzdan. Şimdi birebir okumayacağım. Yıl yıl altındaki artış oranlarını vermiş. Bakın %35'in altında bir artış yok. Peki soruyorum size, hangi faiz, hangi bileşik faiz, hangi tahvil faizi böyle bir oranda getiri sağlıyor? Bunu hep birlikte düşünelim. Diğer taraftan 4 liralardan hatta 3 liralardan 7 liraya gelmiş olan dolar kuruna baktığınız zaman 2 sene içerisinde %100'ün üzerinde bir getiri sağlamış. Hangi faiz oranı 2 senede %100'lük getiri sağladı? İşte bu anlamda uzun vadenin ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bunu uzun vadeli bir arsa yatırım gibi, konut yatırımı gibi düşüneceksiniz ya da uzun vadeli herhangi bir yatırım gibi düşüneceksiniz ve uzun vadede kendinize en az bir yıl koyacaksınız arkadaşlar. Yükseliş ve düşüşleri takip etme nedeninize gelince, ya ben uzun vadeli madem yatırım yapıyorum niye ben yükseliş alçalışları takip edeyim diyenler olabilir. Onun da basit sebebi şudur. Bazen öyle sert hareketler olur ki evet o noktalarda kar elde etme şansınız olabilir. Zaman zaman bakın zaman zaman alsat yapmanız icap edebilir. Ama bu günlük alsat değildir. Mesela bir anda dolarda %20-25'lik bir yukarıya hareket olur. Evet o zaman satış yapıp biraz beklemek mantıklıdır arkadaşlar. Ya da kademe kademe satmak, kademe kademe almak mantıklıdır böyle dönemlerde. Her dönem, her gün, her saat başı siz alsat yapmaya kalkarsanız emin olun elinizdeki paranın tamamını kaybedersiniz. Ve dolarda da gördüğünüz gibi evet 6.60'lı seviyeler görüldü. Bir bakıyorsunuz 2 gün sonra tekrar 6.80'i zorlayan bir dolar kuru var. Ve 2 gün sonra göreceksiniz 6.95'i zorlayan bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Siz eğer ki bu kısa aralıktaki hareketleri yakalamaya kalkarsanız emin olun kardan çok zarar elde edersiniz. Bir de aracı kurumlara ödediğiniz, kuyumcuya ödediğiniz, oraya buraya ödediğiniz komisyon da size ekstra zarar verir arkadaşlar. Onun için mümkün olduğunca uzun vadeli olun ama tabii ki aralardaki hızlı sert yükselişleri de takip edin. 7.20'ye geldi ben satarım kardeşim burada diyebilirsiniz. Buna hiç itirazım yok. 7'ye tekrar düştü ben buradan alırım diyebilirsiniz. Buna da itirazım yok. Ama bunu ben gün içinde yakalayacağım, birkaç gün içinde yakalayacağım mantığıyla hareket ederseniz ve bunu bir alışkanlık haline getirmeye kalkarsanız ve yanlışlıkla bir de kaldıraçlı işlemlere bulaşmaya kalkarsanız emin olun işte o zaman yandınız. Yandınız emin olun bütün paranızı kaybedersiniz. Gelelim Euro'ya. Euro'da 7.67. Tabi paritedeki hafif bir gevşeme var. 13'ün altında, 1.13'ün altında. Büyük ihtimalle arkadaşlar bu hafta içerisinde ve önümüzdeki haftaya da sarkabilir. Yeniden 1.08'in denendiği bir parite göreceğiz. Euro-Dolar paritesi 1.08'e gelse bile 6.95'e giden bir dolar kuru esnasında 7.70'lere dayanmış. Hatta 7.70'i rahatlıkla geçmiş bir Euro ile de karşı karşıya kalacağız. Zaten pariteden bahsettim. Faize geçelim. Faiz 8.81 civarında kendisini sabitledi. Piyasa şu anda Merkez Bankası'nı tam olarak takip etmiyor. Onun için Merkez Bankası'nın politika faizinin bir miktar üzerinde 2 yıllık tahviller. Altının onsuna gelelim. 1700'ün bir tık altında altının onsunu görüyoruz. 1693 dolar seviyesinde. Amerika'daki bakın gerilim ortamı her geçen gün artıyor ama bir yandan işsizlik azalıyor. Şimdi şöyle tevatürler var. Amerika'da
Amerika'daki bu işsizlik rakamları gerçekleri yansıtmıyor. Bir hata yapıldı, bir yanlışlık yapıldı. Onun için bu rakamlar revize edilecek vesaire. Mümkün mü? Mümkün arkadaşlar. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Hiç itirazım yok. Ama böyle bir şey olursa işte o zaman Amerika'daki borsalar, Amerika'daki tüm piyasalar yerle bir olur. Bunu da unutmayın. Amerika'daki borsaların, piyasaların yerle bir olması bizim gibi gelişmekte olan ülkelerinde sıkıntısını büyütür bu dönemde. Diyeceksiniz ki bir önceki söylediğine ters düşmüyor mu? Tezat değil mi bu durum? Hayır arkadaşlar. Amerika'nın toparlanması onun hızında başka ülkelerin toparlanmaması durumunda diğer ülkelerin çok ciddi sıkıntıya girmesi anlamına gelir ve Amerika'nın güçlü para biriminin Amerika'ya kayması anlamına gelir. Güven limanı olmasından dolayı. Ama Amerika'da ekonomik kriz derinleşirse, yani bu işsizlik ortamı revize edilirse ve sahiden öyle %19-20 gibi rakamlar çıkarsa, o zaman dünyadaki yıkımın boyutu büyür ve yine gelişmekte olan ülkeler sıkıntı görür. Yani burada kaybeden her seferinde gelişmekte olan ülkeler ve Avrupa olur. Bunun altını çizmeye çalışıyorum. Peki altın ve altın onsu ne olacak? Altın ve altın onsunu da yine bu hafta içerisinde 1700 doların üzerinde göreceğiz arkadaşlar. Gelen tüm haberlere bağlı olarak da 1700'ün üzerinde kalması durumunda yeni rekor denemeleri yapacaktır. Avustralya ve Yeni Zelanda Bankası, ben Türkçesini söylüyorum, İngilizce adını bulursunuz zaten. Şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki altın yılın ikinci yarısından sonra rekor üzerine rekor kıracak. Bunu bir yerden hatırladınız mı bilmiyorum. Bunu haftalardır çünkü sizlere söylemeye çalışıyorum. Altın onsu rekor üzerine rekor kıracak diyorum. Neden bunu söylüyor? Çünkü kırılganlıklar artacak, altına olan talep artacak ve doğal olarak altın onsunda çok hızlı bir yükseliş göreceğiz diyor Avustralya ve Yeni Zelanda Bankası. Böyle olacak mı? Bana göre olacak arkadaşlar. Kim ne derse desin, altının düşmesi için şu anda hiçbir koşul yok. Altının düşmesi için hiçbir sebep yok ama altının yükselmesi için onlarca sebep var. Borsanın yükselmesi için hiçbir sebep yok ama borsanın düşmesi için onlarca sebep var. Sadece Türkiye'yi kastetmiyorum bakın. Başta Amerika'yı kastediyorum. Bütün borsalarda ciddi yıkımlarla karşı karşıya kalacağız. Altında çok sert bir yükselişle karşı karşıya kalacağız ve altının onsunun yükselmesi, Türkiye'de dolar kıtlığı nedeniyle doların yükselmesi sonrasında da gram altın fiyatlarını bir anda biz 400 liraların üzerinde göreceğiz arkadaşlar. Yine altını çizerek söylüyorum. Gram altını bu hafta, en geç önümüzdeki hafta 395 lira civarında görürsek kimse şaşırmasın arkadaşlar. Bir sonraki adımda da 400 lirayı zorlayan bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Rakamları bu şekilde özetledikten sonra isterseniz şöyle bugün önemli haberlerine kısa kısa bakıp ne anlama geldiklerini de sizlerle paylaşayım. Almanya'da sanayi üretimi açıklandı. %17.9'luk daralma. Bu korkunç bir daralma. Almanya ki Avrupa'nın en büyük sanayi ülkesi ve Almanya eğer ki %17.9'luk bir sanayi daralmasıyla karşı karşıya kalıyorsa Avrupa'nın ne kadar zor durumda olduğunun net ifadesidir bu. Ve bu daralmanın en önemli nedenlerinden birisi şirketlerin yaklaşık %50'sinin yatırımlarını ertelemiş olması. Bu ne demek? Fabrikalar büyümüyor, hatta daralmaya gidiyorlar. Ve bu daralma da şunu işaret eder arkadaşlar. Bizim Almanya ile olan ticaretimiz, hem ithalatımız hem ihracatımızda da çok ciddi daralma olacak ve bizi daha da zor duruma sürükleyebilir bu süreç. Dikkatli olmakta fayda var. Bakın, eleştirmek değil bu. Akıllı olun diyoruz. Bu dönemleri iyi okuyun diyoruz, yoksa başımıza çok büyük işler açılır diyoruz. Aynı Merkez Bankası'nın rezervlerini boşa tüketmeyin dememiz gibi. 3 ayda 44 milyar dolar satıyorsa Merkez Bankası rezervlerinden, kamu bankaları üzerinden sadece doları baskılamak için, bunun zararını, bunun maliyetini ödeyen vatandaş olur. Neyle öder? Vergiyle öder. Neyle öder? Zamla öder. Neyle öder? Bütçe açığını kapatmakla öder. Neyle öder? İşsizlikle öder. Ve en sonunda da ne yapılırsa yapılsın kur şokuyla öder arkadaşlar. Onun için uyarıyoruz. Boşuna uyarmıyoruz. Yine önemli bir başka haber. Suudi Arabistan ay sonunda petrol üretimindeki kısıtlamayı kaldıracağını ifade etti. Bu ne demek arkadaşlar? Dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden birisinden bahsediyoruz. Suudi Arabistan. Ve Suudi Arabistan ben artık arz kısıntısına gitmeyeceğim kardeşim diye açıklama yapar ise, ki yapıyor, bu durumda biz yine petrolde çok sert aşağı hareketler görebiliriz. Kimse şaşırmasın. Ve işsizlik bu şekilde artmaya devam eder.
giderse reel sektör, reel sektörden sonra da bankacılık sistemi, özellikle batık kredilerden sonra büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak. Bunu da unutmayın arkadaşlar. İspanya Merkez Bankası'nın açıklaması: İspanya ekonomisi %15 daralabilir. Buyurun, bir Avrupa ülkesi daha. İtalya daralıyor, Almanya daralıyor, İspanya daralıyor, Fransa daralıyor. Hadi bakalım, gidin onlarla ticaret yapın. Bizim ticaretimizin yarısından çoğu Avrupa ülkeleriyle, büyük bir kısmı Almanya ile, büyük bir kısmı İtalya ile ve o ülkeler daralırken, ekonomileri küçülürken benim ekonomim büyüyecek demek hayal kurmaktan başka bir şey değildir. Ya da karşı tarafı saf bulmaktan, saf yerine koymaktan, en kibar tabirle söylüyorum saf, saf yerine koymaktan başka bir şey değildir. Ülkeler yabancı sermayeye karşı korumacılık önlemlerini arttırıyorlar diye bir haber buldum yine yabancı sitelerde. Evet arkadaşlar, bu da ülkelerin daha kapalı ekonomilere geçmesini ifade ediyor. Bizim gibi ülkelerin o ülkelerin pazarlarına girmekte daha da zorlanacağımızı ifade ediyor aslına bakarsanız. Kendi sınırlarını kapatırken ne yapmaya çalışacaklar? Başka sınırlardan içeri girip mal satmaya çalışacaklar. Eğer ki siz bu dengeye uyum sağlamazsanız, özellikle döviz kurunu baskılayarak rekabet gücünüzü azaltırsanız, geçmişte yaptığınız gibi, o ülkelerin pek çoğu sizin ülkenizi, pazarınızı, reel sektörünüzü, bankacılık sisteminizi ele geçirir. İşsizliğiniz öyle bir artar ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ekonomik krizinizi bırakın, büyük sosyal problemlerle uğraşırsınız. Çok önemli bir başka haber. Son olarak yine Avustralya Yeni Zelanda Bankası'nın açıklamasını bir kez daha hatırlatacağım sizlere ve oradan altına ve dolara vurgu yaparak da videoyu tamamlayacağım. Ne diyor? Altın fiyatları özellikle ikinci çeyrek verilerinden sonra çok sert yükselebilir, rekor üzerine rekor deneyebilir diyor. Ben de bunun altına imza atıyorum çünkü ben de haftalardır aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar, çok riskli bir sürece gidiyoruz. Altın fiyatı hiç kontrol edilemez bir düzeyde yükselecek. Görünen o. Dünyadaki biz verileri daha net görmüş değiliz. Her şey güllük gülistanlık gibi gösteriliyor. Bu pandemi bitti, normalleştik, dünya eskiye döndü gibi gösteriliyor. Ama öyle bir tablo yok. Bakın, ekonomiyle ilgili veriler geldikçe, sıkıntıların büyüklüğü anlaşıldıkça ve Amerika ile Çin arasındaki bu siyasi ve ticari kavga büyüdükçe, Trump 3 Kasım'a kadar kazanı kaynatmaya devam ettikçe göreceksiniz arkadaşlar, altında hiç olmadığı kadar sert yükselişlerle karşı karşıya kalacağız. Sadece biraz sabırlı olun, panik yapmayın, sakin olun, pozisyonunuzu bozmayın. Keza Türkiye'deki dolar sıkışıklığı, gelişmekte olan ülkelerdeki dolar sıkışıklığı, ülkeler arasındaki ticaretin iyiden iyiye daralması, insanların ya da ülkelerin birbirlerine borç vermekten vazgeçmesi, daha tedirgin olması ile birlikte bizim gibi ülkeler para bulmakta da zorlanacaklar ki swap anlaşmasında bunu net bir şekilde görüyoruz. Doğal olarak da arkadaşlar, sonuç dolarda da çok dramatik ve sert yükselişler göreceğiz. Sabırlı olanlar, panik yapmayanlar, akıllı olanlar, uzun vadeli düşünenler, günlük işlemlerden kaçınanlar, özellikle bakın, özellikle altını çizerek söylüyorum, kaldıraçlı işlemlerden kaçınanlar bugünün kazananı olacaklar yarın. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Diğer taraftan katıl butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Yarın saat 10'da Instagram'dan da bir canlı yayınımız olacak. Yani salı günü akşam saat 22'de Instagram'dan bir canlı yayınımız olacak. O canlı yayına da hepinizi bekliyorum dostlarım. Hoşça kalın, mutlu kalın.